Her hafta Bursa'mızdaki farklı spor branşlarını incelediğimiz Bursa'da Spor programımızda bu haftaki konumuz masa tenisi. Yanımızda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Branşı Baş Antrenörü Ersin Sunay var. Ersin Sunay'ı kısaca tanıtmak gerekirse eski milli sporcu, eski milli takım antrenörü, aynı zamanda şu anda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Etukap'ta bayanlarda finale çıktı. İşte o takımın da antrenörü. Hocam kısa zaman içinde masa tenisi bayan takımınız Etukap'ta finale çıktı. Bununla alakalı önce duygularınızı alalım sizin. Öncelikle çok mutluyum. Finale çıktığımız için hem Bursa adına hem Büyükşehir Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına çok mutluyum. Sadece onu söyleyebilirim. Heyecanlıyım ha. Zaten hani bu kısa süre içinde gerçekleşti. Etü Şampiyonlar Ligi mücadeleniz vardı. Geçen senenin Etü Kup'ta bayanlarda çeyrek finale yükselme maçınız vardı. Ama onda yaşanılan talihsizlik kıl payı, çeyrek finali kaçırmıştık. Etü Kup'taki serüveni kaçırmıştık. Ama bu sene bu kupada, bu turnuvada finale adını yazdırdınız. Bir başka Fransız temsilcisiyle eşleştiniz. Fransa'ya gideceksiniz. İlk maç Fransa'da oynanacak. Daha sonra Bursa'da oynanacak. İnşallah bu kupayı da Bursa'da kaldırırız, değil mi hocam? İnşallah evet. Geçen sene intikamını alacağız. Bu Etü Kup'un kupası bizde olacak inşallah. Peki hocam, şimdi siz masa tenisine nasıl başladınız? İsmim Ersin Sunay, Bulgaristan doğumluyum, iki çocuk babasıyım, 7 yaşından beri masa tenisi oynuyorum ve son 15 yılımı masa tenis antrenörünü yapıyorum, hep belediye sporda. Son 12 yıl milli takım antrenörünü yapıyorum, her yaş grubunda, kategoride görev almıştım. Bu sene de kısmetse olimpiyatlara da büyük ihtimalle bir sporcu da, bir sporcumuz da beraber gidecek. Melekur da bizim kadromuzda bulunuyor. O da hem Bursa'yı hem milli takımımızı, ülkemizi Rio Olimpiyatlarında, 2016 Rio Olimpiyatlarında temsil edecek. Bunda ayrı bir gururunu yaşıyoruz ayrıca. Evet, doğru söylüyorsunuz. 12-16 Nisan'da İsveç'te yapılacak olan olimpiyat elemelerine umarız ki Melekur olimpiyatları hak kazanacaktır. Zaten Melekun'un gideceği garantiydi. Orada formalite maçları oynayacak. Evet, evet öyle olacak ama yine de oynanması gereken maçlar var. Peki hocam, biz size çok teşekkür ederiz. Burada güzel arkadaşlarımız var. Küçükler var. Her yaş kategorisinde sizin branşınız var. Gerek erkeklerde gerek bayanlarda bu kategorilerde yarışıyorsunuz. Şu an için erkek takımımız da var. Onun kaptanları da burada, hocaları da burada. Onlarla da bir sohbet edelim, devam edelim sohbetimize. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yanımızda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü antrenörlerinden Mehmet Aslan ve Tuncay Çalışkan var. Ben hemen Mehmet hocama döneceğim. Mehmet hocamın masa tenisi hikayesini alacağım. Ardından da en son Etü Kup yarı finalinde ki müsabakaları sizler tarafından, hani sizlerin değerlendirmesini alacağım. Çünkü orada belki gören olmadı ama ben maçı izlediğim için biliyorum, en heyecanlı insanlardan biri de sizdiniz Mehmet hocam. Masa tenisine nasıl başladınız? Masa tenisine 8 yaşında başladım. Annemin zoruyla başladım. İyi ki de başlamışım. Her branşta olduğu gibi masa tenisi de bir hastalıktır, bir tutkudur. 8 yaşında başladık. Yaşımız şimdi 40'lara dayandı. Devam ettik, bırakmadık. Bizim için çok önemli bir maçtı. İlk maçı da kazanmıştık, kendi evimizde oynuyorduk. Bu bizim için çok büyük bir avantajdı. Zaten bu takımı ilk kurulduğu andan itibaren özellikle belediye başkanımızın, özellikle kulüp başkanımızın, ilan başkanımızın destekleriyle, güzel transferlerle yaparak biz kupayı hedefliyorduk ve yarı finali de Allah'ın izniyle açtık. İnşallah bundan sonra final maçını da kazanıp Bursa'mıza geçen seneki Avrupa şampiyonu, voleybol takımının Avrupa şampiyonu, bu sefer masa tenisi branşı olarak biz getireceğiz. Ona çok inanıyoruz. Şimdi burada gördüğümüz gibi bir sürü genç arkadaşımız, çocuk yaştaki arkadaşlarımız burada harıl harıl çalışıyorlar. Bunların da eğitimlerini veriyorsunuz. Peki sporcuları seçerken neye dikkat ediyorsunuz?
Ya tabii ki bir takım kriterlerimiz var. Özellikle masa tenisi branşı için gözlüklü sporcu tercih etmemeye çalışıyoruz. Kilolu sporcu tercih etmemeye çalışıyoruz. Çünkü dünyada topla oynanan en hızlı oyun masa tenisi. Yani pilotlara falan zorunlu yaptırılan bir spor refleks anlamında. Kriter olarak dediğim gibi gözlüklü olmaması ve mümkün mertebe şişman olmaması gerekiyor çocukların. Onlar zaten çocuk kendini antrenmanlarda gösteriyor. Özellikle işte Tuncu Hocam bu konuda benden daha iyi. Tuncu Hocam'la beraber karar veriyoruz. Çocuklara devam ediyoruz. Şu an gördüğünüz gibi çok yetenekli çocuklarımız var. Değişik değişik yaş gruplarımız var. İşte minikler, yıldızlar, gençler kategorisinde olmak üzere ve A takım kategorisinde olmak üzere. Şu an için çalışmalara olancaza devam ediyoruz. Bizim asıl ağırlığımız yaz tatil dönemi. Çift antrenman yapıyoruz. Sabah ve öğleden sonra iki seans olmak üzere. Şu an çalışmalar kulübümüzün de yardımıyla en iyi şekilde devam ediyor. Peki hani az önce bahsettiniz, dediniz ki çocuğun gözlüklü olmaması ve kilolu olmamasına daha çok dikkat ediyoruz dediniz. Peki çocuk hem kilolu ve hem gözlüklüyse ve bu sporu da çok seviyorsa buna hayır senden olmaz diyemezsiniz tabii, elbette. Tabii. Farklı bir öneriniz vardır. Tabii. Ya şimdi şöyle gözlük sebebi şu, maçlarda çok terledikleri için gözlükleri buğu yapıyor. O yüzden tercih etmiyoruz ama hakikaten çocuk yetenekliyse, şişman da olsa, devamını getirmek istiyorsa mesela şeyi de biliyorum. Ben de kanser tedavisi gören bir öğrenci var. Doktor tavsiye etmiş masa tenisi oynasın diye. Beyin güçlendirdiği için. Bu gibi çocuklara da biz şey yapıyoruz. Kapımız her zaman açık. Çocuk da kendini gösterdiği sürece bizim için sorun olmuyor. Yani biz elimizden geleni onlara veriyoruz. Onlar da karşılığını verirse bir şekilde devam ediyoruz. Yanımızda Tuncay hocamız var. Tuncay Çalışkan. Kendisi hem masa tenisinin erkek takımında, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü masa tenisi erkek takımında sporcu. Aynı zamanda da altyapıda da görevli antrenörünün de antrenörlerinden kendisi. Hocam hem sporcu hem de antrenör olduğunuz için sizi özel kılan bu sporu yaptığınızı antrenör olmanız, aynı zamanda sporcu da olmanız. Size bu yüzden soru soracağım. Masa tenisi nedir hocam? Masa tenisi ince ve küçük kas gruplarının çalıştığı, bütün vücudu çalıştıran bir salon sporudur. Top ve raketle oynanılan, sürekli bir koordinasyon ve mücadele isteyen bir salon sporumuzdur. Şimdi mesela bu sporu yapanlardan ziyade bir de farklı sporları yapanlar, atıyorum yani boks gibi farklı sporlarla uğraşanlar, yani bireysel sporlarla uğraşanlar da masa tenisini yoğun bir şekilde bir antrenman programına dahil ediyor. Bunun sebebi nedir sizce? Bence bunun sebebi özellikle günümüzde küçüklerin ve büyüklerin sosyal faaliyet olarak insanların birbirine kaynaşma ve dayanışma içinde olmasını sağlayan en büyük özelliği salon sporu olması ve bunu genelde daha elit insanlar, yani farklı olmak isteyen insanlar genelde masa tenisiyle uğraşıyor. Çünkü kapalı bir spor salonunda ortalama sıcaklığı aşağı yukarı yaz ve kış döneminde aynı olan salonlarda insanlar bu şekilde masa tenisine yöneliyorlar. Şimdi masa tenisi bayan takımımız şu anda Etto Cup'ta finale çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün bayan masa tenisi takımı Etto Cup'ta finale çıktı. Erkek takımında durum nedir? Erkek takımında şu anda birinci ligdeyiz. Son etabımız kaldı. Mayıs ayında Eskişehir'de yapılacak olan birinci ligin son müsabakası var. Orada da toplamda 7 tane maçımız var. 7 tane maçımızdan 4 tanesini aldığımız takdirde çok rahat bir şekilde finalist olarak Süper Lig'e çıkacağız. Bundan önce 3 tane lig maçı oynadık. Toplamda ise 21 tane maç oynadık. İnşallah çok yakın bir zamanda Mayıs ayından sonra biz de tekrar Süper Lig'e çıkmış yani olacağız. Peki hocam, yani siz farklı etaplar oynuyorsunuz. Çeşitli etaplar oluyor. Her etapta farklı maçlarınız oluyor. Farklı gruplarla maçlarınız oluyor. Peki bunun puanlama sistemi nedir? Bunun puanlama sistemi normalde kazanan takıma 2 puan, kaybeden takıma ise 1 puan veriliyor. Birinci lig maçları cuma, cumartesi, pazar günü. Cuma 3, cumartesi 3, pazar günü 3. İkinci etapta ise ligin son etabında ise 3-3-2 şeklinde oynanıyor. Toplamda ise 8 ve 7 şeklinde maç yapılıyor. Bunun sonucunda puan en fazla olan takım birinci ligle
Ondan sonra toplamda zaten Süper Lig'e 3 takım çıkıyor. Bu şekilde ligde değişimler oluyor. Süper Lig ve 1. Lig'de düşen takımlar ve çıkan takımlar bu şekilde değerlendiriliyor. Peki hem sporcu hem de antrenör olmanız sebebiyle bir daha soracağım. Sporu yapmak mı daha iyi yoksa bunu öğretmek mi? Daha keyifli sizin için. Benim için sporu öğretmek daha keyifli diyebilirim. Çünkü sporu yapmak sürekli bir performans isteyen bir şey olduğu için hiçbir mazeret kabul etmiyor. Ama antrenörlük hayatında ise biraz daha insan, açık söyleyeyim, rahat edebiliyor. Biraz daha idare edebiliyorsunuz ama performans olarak yapıldığı için, çünkü herkes bu işi yani performans olarak yapıyor. Birilerini yenmek için hedefleri oluyor, illa bir şeyler oluyor. O yüzden kesinlikle yani oyuncu olarak yani oynamak her zaman daha zor. Daha zor. Bu işin kolayı antrenör olmak. Evet. Ben de kenarda otururum, direktifimi veririm diyorsunuz hocam. Kesinlikle öyle. Yani öyle diyebiliriz. Çünkü yani dediğim gibi sporculuk her zaman yani çok zor bir iştir. Yani herkesin uzun seneler devam ettirebileceği bir şey değildir yani. Ama antrenörlük biraz daha sporculuğa kıyasla daha kolay diyebiliriz. Peki şunu diyebiliyor musunuz? Yani ben şu kadar daha bu sporu yaparım diyebiliyor musunuz? Yani herhalde bir sağlık sorunum olmazsa yani inşallah yani oynayabildiğim kadar oynayabilirim. Yani performans olarak olmasa yani yine de en azından yaşım şu anda 29. Yani 35-40 yaşından sonra veteranlarda oynayıp yine de devam etmek isterim yani. Yani çünkü her ne kadar performansa dayalı spor olsa bile sonuçta her yaş grubunun da yapabileceği bir spor aynı zamanda masa tenisi. Bu yüzden de her ne kadar hani ayak gitmesi bile kolların bir müddet daha götürebilir diyebiliyor musunuz? Kesinlikle yani vücudunuzun sürekli ne kadar aktif olursa ve ne kadar salonda kalabilip antrenman yapabilirseniz daha fazla bu sporu devam ettirme şansınız. Çünkü sakatlıklar çok fazla oluyor. Örnek veriyorum, dirsek, kasık, kol, çok fazla sakatlık oluyor. Yani dediğim gibi yani sürekli kalıp antrenman yaptıktan sonra yani bu spor kesinlikle her yaş grubuna hitap edebilir, yani devam edebilirsiniz. Peki hem bu sporu yapan biri hem de antrenör olarak buna yeni başlayacak olanlara ne demek istersiniz, ne söylemek istersiniz? Ben özellikle bu spora yeni başlayacak olan çocukların ailelerine seslenmek isterim. Çünkü ben de 7 yaşında ilk Büyükşehir Belediyesi'nde beni de okuldan seçmişlerdi. İyi ki de seçmişler diyorum. Milli takımın her kategorisinde oynadım. Çok şükür şu anda oynadığım kulüpte, başladığım kulüpte antrenörlük yapma şansıma eriştim. Yani üniversite okumamda çok yardımcı oldu. Yani ben de beden eğitimi öğretmenliği bitirdim. Yani öğrenciler için inanılmaz fırsatlar doğabiliyor bu spor için. Yani velilere seslenmek istiyorum özellikle. Çocuklarını mutlaka yani spora yönlendirsinler. Yani inşallah da masa tenisine daha fazla bir katılım olur yani. Tuncu hocam, şimdi elimizde toplar var, sizin elinizde raket var. Bunun bir tutuşunun bir özelliği var mıdır? Yani kimisi farklı tutuyor, kimisi sizin gibi tutuyor. Bir özellikleri var mıdır? Bunun özelliği, masa tenisinde iki tane tutuş vardır. Bir tanesi kalem tutuşu dediğimiz, Çinlilerin yemek yediği şekil, shaken tutuşu. Penholder tutuşu. Bir tanesi normal Avrupa stili olan shaken tutuşu. Penholder ve shaken tutuşu olarak ikiye ayrılır. Özellikle Çinlilerin oynadığı oyun tarzında penholder tutuşunda topların falsoları itibariyle ve oyun stilleri olarak masaya yakın oynadıkları için penholder tutuşuyla oynarlar. Avrupa masa tenisçiler biraz daha falsoya dayalı ve geriden oynadıkları için onlar da shaken, yani normal tutuş, Avrupa stili tutuş ile masa tenisini oynamaktadırlar yani. Şimdi bazı raketlerin mesela bir kısmında, özellikle kırmızı tarafında pütür var. Evet. Bunun sebebi nedir? Masa tenisinde pütür lastikle oynayanlar, pütürlerin defans ve atak olarak ikiye ayrılır pütür lastiklerde. Özellikle atak oynayan oyuncular kesik toplara devam etmek açısından ve kesik toplara daha rahat oynayabilmek açısından, yani oyunu daha iyi kurmak açısından pütür lastikle oynuyorlar. Defans oyuncular ise nasıl anlatayım size, topları daha rahat kesebilmek için ince pütür denilen, topların falsosunu daha yavaş karşıya doğru gönderen bir pütür lastikle oynamaktadırlar. Yani şimdi anlattığınızdan anladığımız kadarıyla hem hücum hem de defans oyunu var. Bir oyuncu hem defans hem de hücum yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir. Nasıl anlatayım? Uzak Doğulular, Çin, Kore, Tayvan,
sporcular defans oynadıkları için aynı zamanda hata çok hızlı şekilde ve iyi yapabildikleri için başarılı oluyorlar. Aynı zamanda defans lastiğiyle, yani defans oyun stiliyle çok hızlı bir şekilde atak yapabildikleri için dünya sıralamasında bu kadar üst seviyeye gelebiliyorlar. Bir de bu tutuşları var, atıyorum ya da vuruşları var. Backhand, forehand, işte genişten alma, sert şut atma gibi bunların bir farklı bir isimleri var değil mi hocam? Kesinlikle. Yani forehand nedir, backhand nedir ya da bilmediğiniz farklı stiller de var mıdır? Farklı stiller şu anda günümüzde oynanan oyun sürekli masa üstüne ve oyunu çabuklaştırmaya dayalı oyunlar oynanıyor. Farklı stiller normalde topu karşıya spinli gönderdiğimiz, topa falso verdiğimiz toplara biz spinli vuruşlar diyoruz. Bunun da önemi top masaya çarptıktan sonra hız kazanması. Önemli olan karşıya topun hızlı gitmesi değil, masaya çarptıktan sonra falso alıp masadan sonra çok yön değiştirmesi. Bununla beraber defans oyuncuları için söyleyebilirim. Defans oyuncuları için de topları özellikle kapalı raket dediğimiz vuruşlarla, kesik vuruşlarla gönderdikleri için karşıya inanılmaz bir şekilde dönerek gidiyor. Çok ivmeli gidiyor toplar. O yüzden bu kadar başarılı oluyorlar. Peki backhand nedir? Forehand nedir? Bu forehand vuruşlar özellikle elimizin içiyle karşıya gönderdiğimiz vuruşlardır. Backhand vuruşlarsa elimizin dışıyla masanın her açısını görebildiğimiz vuruşlardır. Bunlar da ikiye ayrılır. Bunların spinli vuruşları da oyun içinde kullanılmaktadır. Peki farklı vuruşları var mıdır? Farklı vuruşları vardır kesinlikle. Kesik vuruşlar vardır toplarda. Düz oynarken top köşeye geldiği zaman kesik vuruşlar yapılabilir. Aynı zamanda düz oynarken, yani falsosuz toplara düz oynarken oyunu hızlandırmak anlamında falsolu bir şekilde masanın her tarafını görebileceğimiz spinli vuruşlar da kullanılmaktadır oyunlarda. Oyun başlarken ise bütün oyunlar genellikle kesik toplarla başlar. Kesik toplara banana dediğimiz hareketi, topu karşıya muz hareketiyle yönlendirdiğimiz spinli vuruşlardır. Hocam çok teşekkür ederim. Artık ben bilgiye doydum. Muhtemelen ki rakibimi yenebilirim hocam, değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Yanımızda iki güzel sporcu var. İsimlerini alalım. Bengisu. Selenay. Siz kaç yıldır bu sporu yapıyorsunuz? 5 yıldır. 5 yıldır yapıyorsun. Kaç yaşındasın? 11. 11 yaşındasın. 6 yaşından beri sen masa tenisi mi oynuyorsun? Evet. Peki senin masa tenisini yapmaya sebep olan nedir? Ya bu sporu yapınca mutlu oluyorum. Peki ilk nasıl keşfettin bu sporu yapınca mutlu olduğunu? Okula geldiler. Ben de bu şekilde gittim. Dedin ki ben bu spor yapınca çok mutlu oluyorum, kesinlikle yapmalı mıyım dedin? Evet. Peki şu anda mutlu musun bu sporu yaptığın için? Çok mutluyum. Peki yarışmalara katılıyor musun? Katılıyorum. Kaçıncı oluyorsun? İlk 3'e giriyorum ben. İlk 3'e giriyorum en azından, değil mi? Bir birincilik madalyası almasam bile en azından üçüncülüğü garantiliyorum diyorsun, öyle mi? Evet. Peki seviyor musun bu öğretmenlerini, buradaki ortamı beğeniyor musun? Çok beğeniyorum. İleride hedefin ne masa tenisinde? Ben milli olmayı istiyorum. Milli sporcu olmayı istiyorsun. Daha sonra? Bilmiyorum. Belki senin öğrencilerin de milli sporcu olurlar, değil mi? Olabilir. Öğretmek ister misin peki masa tenisini arkadaşlarına veya senden daha küçüklere? Tabii ki öğretmeyi isterim. Peki kardeşin falan var mı? Onlarla da oynuyor musun? Sen tek çocuksun. O yüzden tek başına kendi kendine oynuyorsun evde, değil mi? Evet. Babanla falan oynuyor musun? Annenle babanla? Babamla oynuyorum. O nasıl, iyi becerebiliyor mu masa tenisini? Yoksa sen mi öğrettin ona? Ben öğrettim. Öyle mi? Gördüğünüz gibi hem sporcu hem de antrenör. Yakın çevresine de masa tenisini sevdiriyor ve öğretiyor. Gelelim bu güzel hanımefendiye. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Selenay'dı değil mi? Evet. Selenay mı, Serenay mı? Selenay. Selenay. Selenay sen kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. 12 yaşındasın. Kaç yıldır bu sporu yapıyorsun? 5. Sen de 5 yıldır yapıyorsun. 7 yaşında başladın, öyle mi? Peki nasıl başladın bu spora? Bizim de okula geldiler. Yani katılım var diye. Evet. Şimdi
Ben gittim. Sen dedin ki ben bu sporu zaten yaparım, bilirim dedin ve başladın öyle mi? Evet. Peki sen yarışmalara katılıyor musun? Evet. Kaçıncı oluyorsun? Ya ilçede yani takım olarak katıldığımız için ya 3 genel. 3 genelde 3. İyi, o da güzel. Daha sonra 2 olacaksın, sonra 1 olacaksın değil mi? Hedefin ne peki bu sporda? Hedefim Bengüs'ü gibi milli sporcu olmak. Milli sporcu olmak öyle mi? Sonra kupalar kazandırmak değil mi ülkemize? Peki kendini şöyle bundan 5 sene sonra nerede görüyorsun? Antrenör olmak istiyorum. 5 sene sonra mı yoksa daha sonra mı antrenör olmak istiyorsun? Yani. Daha ileriki zamanlarda antrenör olup öğretmek istiyorsun. Peki senin kardeşin falan var mı? Tek kardeşim. Sen teksin. Peki sen kimle oynuyorsun masa tenisini? Kimse bulamadığı zaman? Babamla. Babana kim öğretti masa tenisini? Sen mi öğrettin? Kim yeniyor peki, sen mi babam mı? Ben. Sen yeniyorsun değil mi? O zaman seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim Selinay. Görüşürüz. Birazdan sizle oynayacağız bakalım. Sen mi yeneceksin, ben mi yeneceğim? Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, şu anda dünyanın belki de en önemli sporcularından biri olacak olan Selenay hanımefendiyle bir maç yapacağız. Bakalım kim yenecek? Kaç üzerinden oynayacağız Selenay? Bilmiyorum. 11 üzerinden değil mi? Normalde bir set 11 mi oluyor? Evet. Daha sonra kaç set oynanıyor peki bu? 3 set. 3 set. Sen beni yenebilecek misin? Bilmiyorum. Emin misin? Tamam. Nesini oynuyoruz? Çikolatasını oynayalım mı? Oynamayalım, tamam. Kaybedersin falan, almak zorunda kalırsın. Hazır mısın? O zaman başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Selenay kıran kırana geçen maçta beni yenmeyi başardı. Selenay nasıl oynadım sence? İyi. İyi miyim, çok mu iyiyim? İyisiniz. Nezaketen iyi diyor. İşte masa tenisi böyle bir spor. Çok centilmen bir spor masa tenisi. Bir de oynamak ister misin Selenay? Belki başka zaman. Olabilir. Ama o zaman kesin seni yeneceğim. Bilmiyorum. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.